çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen seslerini duyuramayanların sesi. Ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı. Bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim toplantımıza İstiklal Marşı ile başladık. Hepimiz ayağa kalktık. Saygı duruşunda bulunduk. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama ne hikmetse biri birimize farklı gözlerle bak bakmaya başladık. Neden? Bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber olmak varken birlikte olmak varken, ülkeyi büyütmek varken ülkeyi hem bölgesinde hem hem de dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor? Neden bu kadar yoksulluk var? Neden herkes kafasının bir köşesinde kocaman bir soru işareti taşıyor? Sevgili dostlarım, her birimizin tek tek sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var. Ben farklı bir yerde değilim. Benim sorumluluğum sizden daha fazla. Ama sizin de sorumluluğunuz var. Bu ülkenin sanayicisi, işçisi, çiftçisi, tüccarı, emeklisi kim olursa olsun her birimizin sorumluluğu var. Şimdi ben size o onu söyledi, bu bunu söyledi, o bunu yaptı, şu şunu yaptı. Bunu söylemeyeceğim. Bunu bir dost toplantısı. Bunu ülkede yaşanan sorunları nasıl aşabiliriz? Düşüncesini hafızasının bir yerinde tutan dost toplantısı olarak görüyorum. Ya da dostların toplantısı olarak görüyorum. Böyle bakacağız. Böyle bakmak zorundayız. Çiftçi memnun değil doğru. İşsizlik var doğru. Yoksulluk var doğru. Sanayici memnun değil doğru. Esnaf hiç memnun değil o da doğru. Hepsi doğru. Nasıl aşabiliriz? Ülkemizi nasıl büyütebiliriz? Nasıl saygın kılabiliriz? Bunun için biz nasıl bir strateji geliştirmeliyiz? Öyle bir strateji geliştirelim ki farklı görüşlerde, siyasi görüşlerde olanlar dahi ya bu doğrudur diyebilsinler. Sevgili dostlarım. Sevgili muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının, siyasi partilerin saygıdeğer temsilcileri. Dört ayaklı bir stratejiyi hayata geçirmek zorundayız. Dört ayaklı bir strateji. Dört ayaklı halkayı iç içe geçirmek zorundayız. Nedir bu halkalar? Birinci halkamız şu olmak zorundadır. Bu ülkede herkesin can ve mal güvenliği olmalıdır. Birinci halkamız herkesin can ve mal güvenliği olmalıdır. Ne demek can ve mal güvenliği? Can ve mal güvenliği demek hukukun üstünlüğü demektir. Can ve mal güvenliği demek yargı bağımsızlığı demektir. Can ve mal güvenliği demek bir sorunla karşılaşan kişi sorunlu özgürce dile getirmesine ortam hazırlamak demektir. Can ve mal güvenliği özgür bir medya demektir. Ben haksızlığa uğradığımda bağımsız bir yargıya başvurup hakkımı alabilmeliyim. Tarafsız bir yargıya başvurup hakkımı alabilmeliyim. Haksızlığa sadece ben mi uğrarım? Sanayici de uğrayabilir, esnaf da uğrayabilir, muhtar da uğrayabilir. İşsiz birisi de bir haksızlıkta karşı karşıya kalabilir. Biz bunların tümüne ne diyoruz? Tümüne demokrasi diyoruz. Demek ki stratejinin birinci aya vazgeçilmez olan alan demokrasi. 21. yüzyılda toplumlar, ülkeler ikiye ayrıldılar. Demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Biz demokrasiden yanayız. Yargı bağımsızlığından yanayız. Düşünceyi ifade özgürlüğünden yanayız. Herkesin siyasi görüşüne saygıdan yanayız. Herkesin kimliğine saygıdan yanayız. Herkesinin inancına saygı duymak zorundayız. Ve her kişinin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Bunların tamamına biz demokrasi diyoruz. Demokrasi olmazsa olmazımız. Otoriter rejim değil, halkına saygı duyan bir rejim. Baskıcı bir yönetim değil, halkının sözlerini, sıkıntılarını özgürce dile getirebileceği, sözlerini ifade edebileceği bir rejim istiyoruz. Buna biz demokrasi diyoruz. İşçi mi hak arayıcı arayacaktır? Sanayici mi hakkını arayacak? Arayacaktır. Sıkıntısı mı var? Evet olacaktır sıkıntısı mı giderecektir. Bu demokrasi içinde devlet dediğimiz kurumun önemli bir görevi var. O görev olmazsa olmaz. Nedir o görev? Devlet şeffaf olmak zorundadır. Devlet milletine hesap vermek zorundadır. Yani devleti yönetenler millete hesap vermek zorundadırlar. Milletten demokrasilerde milletten hesap sorulmaz. Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar. Çünkü millet dediğimiz vatandaşlar hükümete vergi veriyorlar. Ben vergi veriyorsam, siz vergi veriyorsanız, sanayici veriyorsa, yeri doğan çocuk vergi veriyorsa vatandaş su soruyu sorma hakkına sahiptir. Ben vergi veriyorum, nereye harcanıyor bu vergiler? Bu vergiler nerede toplanıyor? Bütçede toplanıyor. Şu sorunun yanıtını ben bilmiyorum. Eminim sizler de bilmiyorsunuz. Kamu özel işbirliği var. Güzel Hastaneler yapılır güzel, hava alanları güzel, yollar güzel, tüneller güzel. Kaça yapılıyor? Kaça yapılıyor? Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı da bilmiyor. Ziraat Odaları Birliği Başkanı da bilmiyor. Esnaf Kefalet de bilmiyor. Kim biliyor? Benim torunlarım borçlanırılıyor. Sizin torunlarınız yük altına alınıyor ama bilmiyoruz kaça yapıldığını. Kaçını ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Demek ki demokrasilerde hak arama var ama demokrasilerde bir başka önemli nokta devletin vatandaşına hesap vermesi lazım. Ey vatandaş senden vergi aldım doğru ama şuraları harcadım ve şu bedel üzerinden harcadım. Yol mu yaptım? İhale açtım. İhaleyi kamuya açık yaptım. En düşük fiyatı verene verdim. Fiyatı da budur demesi lazım. Demek ki stratejinin birinci ayağı demokrasi olmak zorundadır. Otoriter rejimlerde millete hesap verilmez. Milletten hesap sorulur. Sen bu soruyu bana niye soruyorsun? Örneğin son günlerin en popüler konusu. 128 milyar dolar nereye gitti? Bilen var mı? Yok. Niye bilmiyoruz? Kimindi bu para? Benim param mı? Hayır. Sizin paranız mı? Hayır. 83 milyonun parasıydı. Nereye gitti? Nereye gitti? Bu soruyu sormak suç konusu haline geldi. Suç konusu. Bu soruyu nasıl sorardın? Demek ki demokrasi bu kadar önemli bir şey. İnsan hayatı Adem'den bu yana hak aramayla geçmiştir. Habil'le Kabil'den bu yana hak aramayla geçmiştir. Ben hakkımı arıyorsam sizler de hakkınızı arayacaksınız. Beraber arayacağız. Nasıl demokrasiyle arayacağız? Esnaf hoşuna demiyor. 40 yıldır vergi veriyorum bana 40 gün bakamadın diyor. Ve bunu cesaretle söyleyemiyor acaba başıma bir şey gelir mi diye. Demek ki ülkenin aydınlığa çıkmasının birinci yolu demokrasi. Geliyorum ikinci yoluna. Ne olması lazım? Demokrasiyi kurduk. Her şey çok güzel. Can ve mal güvenliği var. Herkes istediği düşünceyi söylüyor. Yeter mi? Hayır. İkinci önemli halkamız üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım, her alanda. Vergi politikası, bütçe politikası, maliye politikası, para politikası üretim üzerine endekslenmek zorundadır. Üretim üzerine. Üretene destek vereceksin. Üreteni teşvik edeceksin. Ve bunu yaparken kendi üreticini alın teri dökenik özel olarak koruyacaksın. Anayasa var. Çiftçi korunur diyor. Esnaf korunur diyor. Özel hüküm var burada. Çiftçi ve esnaflar için özel hüküm var. Peki Allah aşkına ya? Ya bu ülkede mercimek mi üretilmiyor? Saman mı üretilmiyor? Fasulye mi? Nohut mu üretilmiyor? Canlı hayvan mı üretilmiyor? Et mi üretilmiyor? Niçin dışarıdan alıyorum? Niçin? Konya'dan küçük olan Hollanda yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Konya'dan küçük. 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Devasa Türkiye. Devasa Türkiye. 18 milyar dolar. Niçin? Neden? E sizden vergi istediler, siz ödediniz. Demek ki Türkiye'nin üretmesi lazım. Sadece tarım alanını söylemiyorum. Her alanda üretmesi lazım. Her alanda üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Başka sanayi alanında da Türkiye güçlü olmak zorundadır. Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz 21. yüzyılın Türkiye'sinde katma değeri yüksek ürün üretmezseniz katma değer üreten ülkelerin pazarı konumuna gelirsiniz. Onlar üretirler siz kullanırsınız. Katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? Bu soruyu da politikacıların kendilerine sorması lazım. Nasıl üreteceğiz biz bu ürünü? Üniversiteler bilgi üretecek. Üniversiteler gerçek anlamda üniversite olacak. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürebilsin. Üniversitesi bilgi üretmeyen bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Demokratikleşme şansı yoktur. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılmak zorundadır. Üniversite demek aklın özgürce kullanılması demektir. Allah'ın bize verdiği en değerli organ beyindir arkadaşlar. En değerli organ. E Kur'an-ı Kerim'de de diyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı nerede kullanacağız? Türkiye'nin çıkarları için kullanacağız. İnsanımızın çıkarları için kullanacağız. Üretmek demek sadece fabrikada değil, sadece tarlada değil. Kültürel anlamda da üretmek zorundayız. Edebiyatta, sinemada, sanatta her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Hizmet sektöründe Türkiye'nin üretmesi lazım. Ciddi bir işsizimiz var. 10 milyon aşkın işsizimiz var. Bir de Almanya'yı düşün. Nüfusumuz aynı. Toprak büyük bütünlüğümüz, büyüklüğümüz de aşağı yukarı aynı. Almanya dışarıdan işçi alıyor. Bizde 10 milyon insan büyük bir kısmı genç ve işsiz. Niçin işsiz? Türkiye üretmediği için. Üretimden koparıldığı için. Bu kimin stratejisidir? Türkiye'yi üretimden koparmak kimin stratejisidir? Türkiye'yi tarımdan koparmak kimin stratejisidir? Vatanseverlik nedir arkadaşlar? Vatanseverliğin ölçülerinden birisi de şudur. O ülkede herkesin karnı doyuyorsa, o ülkede herkes huzur içinde yaşıyorsa, bunu sağlayan iktidar vatansever bir iktidardır. 10 milyonu aşkın işsiziniz varsa ve çoğu üniversite mezunu hala işsizse, üniversiteyi bitirmiş oğlu kızı işsiz. Üniversiteyi bitirip, gıda bölümünü bitirip, evlerde temizliğe giden kadınlarla konuştum. Evlerde temizliğe giden. Diplomanın hiçbir işe yaramadığını gördüm. Torpil olmadan işe girilemediğini gördüm diyoruz. Bunu hak ediyor muyuz? Bizim insanımız bunu hak ediyor mu? Üretirseniz istihdam yaratırsınız. Üretirseniz aç ve açıkta kimse kalmaz. Üretirseniz dünyada saygınlığınız artar. Üretirseniz ürettiğiniz fazlaysa Afrika'ya da gönderirsiniz, Filistin'e de gönderirsiniz. Türkiye'nin itibarı artar. Dışarıya el avuç nereye kadar açacağız? Nereye kadar gidecek bu tablo? Demek ki önce demokrasi, can ve mal güvenliği, iki üretime odaklanmak zorundayız. Vergi politikası bunun için olacak. Kanun çıkarmışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 2006 yılında çıkmış. Tarım Kanunu. Diyor ki her yıl milli gelirin en az yüzde biri oranında çiftçiye destek verilir. Nokta. Verilebilir değil. Verilir diyor. Bugüne kadar hiç verilmedi. Hiç verilmedi. Yüzde biri. Niye verilmedi? Efendim dışarıdan almak daha ucuz. Ya dışarıdan bugün aldın, yarın aldın, öbür gün aldın ya. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi Allah aşkına ya? Hükümet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Sen de teşvik ver. Hollanda ne kadar kendi çiftçisine teşvik veriyorsa sen de ver. Hollanda ne kadar kendi esnafına veriyorsa sen de ver. Hadi Hollanda diyelim Avrupa Birliği. Kardeşim al örnek al o zaman. Papaya yeni al. Örnek alıyorsan Güney Kore'ye al. Kanada'ya al. Onlar ne kadar veriyorsa sen de ver. Verilmiyor. Demek ki demokrasiyi kurduk. Can ve mal güvenliğini sağladık. Herkes düşüncesini özgürce ifade etti. Ve üretim seferberliği başladık. Türkiye üretmeye başladı. Yeter mi? Hayır. Bir üçüncü stratejiye ihtiyacımız var. Nedir o? Güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız. Yani hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar diyoruz. Sosyal devlet ne demektir? Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında olan devlet demektir. Türkçesi budur. Bir devlet sosyal devlet fakirin fukaranın yanında değilse ona zaten sosyal devlet demiyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun, sefaletin olduğu bir yerde huzur olmaz arkadaşlar. Huzurun olması için bir sefer herkesin karnını doyması lazım. Azdır fazladır ama bunun olması lazım. Demek ki stratejinin üçüncü ayağı güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Bunun için 1971 yılında çıkıp kanun çıkıp 1971 yılında 2021 yılına kadar uygulanmayan bir sigorta dalı var. Aile destekleri sigortası çıkması lazım. Aile destekleri sigortası kanunu çıkması lazım. Niye çıkmıyor? 50 yıldır ya. 50 yıldır. 50 yıl önce meclis kabul etmiş. 50 yıl geçmiş hala yapmıyorlar. Niçin? Paket göndereceğiz fakire fukaraya. Sıraya dizeceğiz, fakir fukaraya paket verirken bir de fotoğraf çektireceğiz. E hani sağ elin verdiğini sol elin görmeyecekti? E hani fakirin fukaranın onuru vardı? E hani nerede bu onur? Güçlü bir sosyal devlete, insan onurunu koruyan, sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Üçüncü ayağı odur. Dördüncü ayak, bir şey daha var. Bunları yaptık. Ama dünya değişiyor. Hızla değişiyor dünya. Teknolojide değişim var. Demokrasi kavramı sürekli değişiyor. Üretim zincirleri sürekli değişiyor. Her şey değişiyor süratli bir şekilde. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda bulmuş. Bir milyon yılın sonunda tekerleği icat etmiş. Şimdi her saniyede yüzlerce icat var. Her saniyede. Siz bu kadar hızlı gelişen Teknolojiyi bilimi takip etmezseniz bir süre sonra tekrar geri kalırsınız. Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmasından olmuştur. Sanayi devrimini kaçırmıştır. Şimdi teknoloji devrimi devrimini kaçırırsak Türkiye çok da ağır bir bedelle karşı karşıya kalabilir. Biz bilgiyi ve teknolojiyi sürekli izlemek, sürekli demokrasi kavramını geliştirmek, sürekli üretim zincirlerini gelişen dünyaya göre yenilemek ve sosyal devleti sürekli büyütmek zorundayız. Buna da sürdürülebilirlik deniyor. Dördüncü ayakta bu. Sürdürülebilirliğin en önemli mihenk taşı nedir? Devlette liyakattir. İşi eline vereceksin. İşi eline verdiğin zaman bu olur. Şu sorunun cevabını siz de sorun ben de sorayım. Her birimiz ister muhtar olalım, ister sanayici olalım, ister esnaf olalım, ister çiftçi olalım, ister devlet memuru olalım, ister apartman görevlisi olalım. Her birimiz bir planlama yaparız. Her birimiz bir gelirimiz vardır, giderimiz vardır, bütçeyi denk getirmeye çalışırız. Bir planlama kavramı vardır biz çocuklar eşimiz hep beraber belli konularda oturur bir planlama yaparız. Peki değerli arkadaşlarım eskiden bu memlekette devlet planlama teşkilatı diye bir, pro, bir plan vardı bir teşkilat vardı. Nerede bu teşkilat? Yok oldu. Yok böyle bir devlet planlama teşkilatı yok. Elinoğlu 50 yılı 100 yılı planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu stratejiyi anlattım. Şu soru aklınıza gelebilir. Türkiye'nin bunları yapacak kaynağı var mı, birikimi var mı diye. Şundan emin olmanızı isterim. Devlette 27 buçuk yıl çalıştım. 27 buçuk yıl. Herkes beni SSK'dan bilir. En az çalıştığım süresi odur. O süre orasıdır. Dört veya beş yıl çalıştım bütün emeğimi, yıllarımı Maliye Bakanlığı'nda çalışarak verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcama nasıl yapılır, tasarruflar nasıl yapılır, efendim israftan nasıl kaçınılır bunlarla uğraştık. 27 buçuk yıl. Türkiye zengin bir ülke. Kaynağı da var Türkiye'nin. Sorun nerede? Sorun yönetim anlayışında değerli arkadaşlarım. Kaynağı nereye tahsis edeceksin? Kaynağı nereye tahsis Bu bir siyasi tercihtir. Konu yanlış siyasi tercihlerde. Örneğin. İstanbul'a kanal İstanbul'u yapalım diyorlar. Parayı oraya harcayacağım diyor. Ya kardeşim parayı oraya harcayacağını burada Karaciören Barajı var. Bucak, Bucak, Bucak Ovası'nı sula burada bu tercih mi tercih? Ne olacak? Yeraltı suları yerinde kalacak. Burdur'un gölü yükselecek, eski konumuna gelecek. Haran Ovası'nı sula, duruyor orada Atatürk Barajı. Dışarıdan ithal edeceğini oradaki çiftçi üretsin. Konya Ovası'nı sula, mavi tüneli yap. E bunları yaparsa herkes iş bulacak. Bunları yaparsa dışarıdan tarım ürünü gelmeyecek, biz yapacağız. Kim kazanacak? Çiftçi kazanacak. Dediğim gibi bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi kimden yana kullanacaksınız? Kimin için siyasi tercihi kullanacaksınız? Londra'daki bir avuç tefeciye 183 milyar dolar veriyorsunuz. 183 milyar dolar faiz ödüyorsunuz. Ya 183 milyar doları bizim çiftçiye versen bırak Türkiye'yi bırak ortada oy. Dünyayı besler ya. Demek ki bu çerçevede hareket etmek lazım. Bunları yapmak için en tepeden başlayarak aşağıya kadar devleti namuslu insanların yönetmesi lazım. Bakın bir daha söyleyeyim. Birileri rahatsız olabilir ama bunu buna inanarak söylüyorum en tepeden başlayarak aşağıya kadar devlet dediğiniz kurumu namuslu insanların yönetmesi lazım. Boğazından aşağıya haram lokma inmemesi lazım. Kul hakkı yenmemesi lazım. Bir yere beş kuruş para harcıyorsa onun hesabını millete vermesi lazım. Devleti soyulacak bir organ gibi görmemesi lazım. Devleti soyulacak bir organ gibi görüp Sürekli siz ve yandaşlarınız zengin olur ve büyük paralar kazanırlarsa ve ben bunun da hesabını vermeyeceğim diye yola çıkılırsa kaybeden hepimiz oluyoruz 83 milyon oluyor. O nedenle biz millet ittifakı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişiye emanet edilemez tarihinde de bir kişiye emanet edilmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarına gönderilirken başkomutanlık yetkisini meclis 3 ay süreyle vermişti. 3 ay süreyle başkomutanlık yetkisi meclise aittir demiştir. Düşünün. Gazi Mustafa Kemal'in gücünü düşünün. Ama dönüp hiçbir zaman bana bu yetkiyi nasıl daha uzun vermesiniz dememiştir yetkiyi kullanıp düşmanı bu topraklardan attıktan sonra gelip mecliste bana verdiğiniz yetkinin gereklerini şöyle 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 yaptım diye hesap vermiştir. Ya bu devlet fazilet üzerine kurulmuştur. Erdem üzerine kurulmuştur. Bilgi üzerine kurulmuştur. Odur üzerine kurulmuştur. Talan düzeni üzerine bir devlet inşa edilemez. Ve yaşayamaz. Talan üzerine inşa edilen bir devlet yaşayamaz. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Cumhurbaşkanının her gün konuşmaması lazım. Cumhurbaşkanı olacak kişi yılın belli günlerinde, ayın belli günlerinde gerekirse konuşur ve 83 milyon da onu dinler. Bakalım ne söyleyecek diye. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. İhtilaf çıkar siyasi partiler arasında. Siyasi partiler farklı düşünebilirler. Peki hakem kime başvuracaksınız? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı çağırır. Gelin bakayım beyler. Türkiye'nin bu kadar sorunu var. Nedir sizin alıp veremediğiniz? Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de. Cumhurbaşkanlarının halka hesap vermesi lazım. Devletin saydamlarına dikkat etmesi lazım. Erdemli kişi olması lazım. Namuslu kişi olması lazım. Boğazından aşağı haram lokma inmemesi lazım ve en önemlisi egemen güçler tarafından mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmemesi lazım. Sıradan bir makam değildir Cumhurbaşkanlığı. Biz ittifak olarak cumhurbaşkanlığını böyle düşünüyoruz. Her kuruşun hesabını veren devlete saygı duyan ve gittiği her yerde de saygı gösterilen kişi olması lazım. Cumhurbaşkanlığı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamentonun ne yetkisi var? Hay ne yetkisi var? Tek adam rejimini kurduk güzel. Ne yetkisi var parlamentonun? Kanun çıkarmış. Ne kanunu çıkarmış? Tarım kanunu. Milli gelirin en az yüzde biri oranda çiftçiye destek verilir. Vermiyorum diyor. Ha ne yapacaksınız? Vermiyor mu? Vermiyor da zaten. 2006 yılında bu yana vermiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Buyurun. Ne yapacaksınız? Çiftçi ne yapacak? Değerli arkadaşlarım parlamento milli iradeyi temsil ediyorsa milli iradeye her birimizin tek tek saygı duyması lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Parlamento'da milletvekilleri var. Ben de milletvekilliyim. Allah aşkına siz milletvekili mi seçiyorsunuz? Hayır efendim. Sizin önünüze bir liste geliyor. Genel başkanlar oturmuşlar, alt alta yazmışlar, önünüze koymuşlar. Bunlar Burdur'un milletvekili adayları. Siz milletvekili seçmiyorsunuz. Siz bir listenin altına mıyor basıyorsunuz o kadar. Ne olması lazım? Milletin vekilini milletin seçmesi lazım. Bu olmazsa olmaz. Parlamento o zaman vesayet altından kurtulmuş olur. Parlamento milletvekilleri vesayet altındaysa orada milli irade gerçekleşmez. Bakın ben bunları söylerken yeni bir Türkiye'nin inşasından söz ediyorum. Ahlakından söz ediyorum. Erdeminden söz ediyorum. Onurundan söz ediyorum. Saygınlığından söz ediyorum. Herkesin imrenmesi gereken bir Türkiye'den söz ediyorum. Tıpkı Milli Kurtuluş Savaşı sonrası nasıl Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün mazlum milletlere örnek olmuşsa yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün az gelişmiş ülkelere örnek olması lazım. Güney Kore'den söz ettim bir ara. Türkiye Cumhuriyeti Güney Kore'den önce otomobil üretti biliyor musunuz? Adı da Anadolu'du. Unutmamışsınızdır. Biz Anadolu yaptığımızda Güney Kore'de otomobil yoktu. Şimdi Güney Kore'nin dünya çapında kaç, üç, dört, beş markası var. Bizde niye yok? Sorumluluk dediğim gibi siyaset kurumunu yeteri kadar sorgulamamaktan kaynaklanıyor. Bunu yapmalıyız. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, bunu yaparsak her şey çözülür. Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok. Çağrımı yaptım, bir daha yapayım. Burdur'dan yapayım. Ya arkadaşlar, bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkımız var mı? Milletin iradesine saygı mı? Milletin iradesine saygı. Korkma kardeşim, getir sandığı ya. Getir sandığı yeniden seçim yapalım. Vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerim var ne yapayım? Çünkü geçen her gün bu toplumun aleyhine gelişiyor değerli arkadaşlarım. Ben üzülüyorum. Ha benim karnım tok onu söyleyeyim. Maaşımı alıyorum söyleyeyim. Onu da siz ödüyorsunuz zaten. Sizin verdiğiniz vergilerle biz de maaşımızı alıyoruz. Ama bu ülkenin çiftçisi, işçisi, sanayicisi, emeklisi. Sanayi nereye kayıyor biliyor musunuz? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna Hersey'e. Sanayiciler oraya gidip yatırım yapıyorlar. Türkiye'de yapmam diyor can güvenliğim yok. Ya birisi sabahleyin gelip beni, beni gözaltına alır veya mal varlığıma el koyarsa ne yapacağım diyor. Haklı mı? Haklı. Efendim yabancı sermaye gelmiyor. Nasıl gelsin ki? Hangi totaliter rejime yabancı sermaye gitti ki Türkiye'de gelsin? Çıkış seçimdir. Burdur'dan bu çağrımı tekrar yapıyorum. Sayın Erdoğan. Halktan korkulmaz. Milli irade her zaman başımızın üstündedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duyması lazım. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. Biz bu ülkenin güzel yönetilmesini istiyoruz. İyi yönetilmesini istiyoruz. Yönetilen devletin şeffaf olmasını istiyoruz. Her kuruşun hesabını veren bir siyasi anlayış istiyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun istiyoruz. Bakanlar meclisten seçilsin istiyoruz. Bakan gelip meclise hesap versin istiyoruz. Devlette liyakat sistemi olsun istiyoruz. Üniversiteler özür ve özerk olsun istiyoruz. Hakimler tarafsız olsun istiyoruz. Bağımsız olsun istiyoruz. Kışlaya siyaset girmesin istiyoruz. Camiye siyaset girmesin istiyoruz. Adliye siyaset girmesin istiyoruz. Ne zaman söyledim bunları? Yeni Kapı mitinginde söyledim. Bakın çizgimi hiç değişmedi. Yeni Kapı mitingine gittiğimde 12 madde halinde açıkladım. Kardeşim adliye siyaseti niye sokuyorsun? Kışlaya niye siyaseti sokuyorsun? Camiye niye siyaseti sokuyorsun? Her görüşten insan oralarda görev alırlar gider ibadetini yapar her görüşten insan. Oralar siyasetin olduğu mekanlar mıdır? Temiz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Şimdi yerime oturacağım değerli arkadaşlarım. Sizler soru soracaksınız. Sizden tek ricam var. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorun. Ya şu soruyu sorsak genel başkanı acaba üzülür mü? Üzülmem. Ya şu soru da genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Örtülü kapaklı bir şeyimiz yok ki. Siz vatandaş olarak soracaksınız, ben de size cevabını vereceğim. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Sorduğunuz her soruya büyük bir samimiyetle, yüreğimden gelerek cevap vereceğim. Artık iki yüzlü siyaset olmasın Türkiye'de. Neyse koyuz, içimiz neyse dışımızda olmalı, dışımız neyse içimizde olmalı. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek zorundayız. O zaman göreceksiniz. Çok hızlı büyüyecek Türkiye. Ya biz yanlış dış politika izlemesek. Ya Suriye'yi kim inşa edecek Allah aşkına? Ya biz inşa edeceğiz. Mısır'ı biz, biz inşa edeceğiz ya. Bölgenin en güçlü devleti biz olacağız. Bugün öyleyiz ama daha da güçlü olacağız. Kavgadan ne fayda gördük Allah aşkına? Ne fayda gördük kavgadan? Doğu Akdeniz'deki karbon yataklarını göreceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda o karbon yataklarının Türkiye'de nasıl geçtiğini göreceksiniz. Avrupa'ya nasıl gittiğini göreceksiniz. Oraya Türkiye'nin nasıl dahil olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın dışlanmadığını göreceksiniz. Bunlar akıllı olur, mantıklı olur, çalışmayla olur, bilgiyle olur, birikimle olur, erdemle olur. Kavgayla bu iş olmaz. Bunları yapacağız yapmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde sürekli geriye gideceğiz. E o da yazık günah. O zaman niye milli kurtuluş savaşını verdik? İkinci bir mücadeleyi demokrasi yolunda vereceğiz. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ederim. Aslında başlangıçta kısa konuşacaktım ama İstiklal Marşı ile başlayınca ya bizim her toplantıda bu İstiklal Marşı'nı okuyoruz her toplantıda şehitlerimiz ve gazilerimiz için saygı duruşunda bulunuyoruz. Evet. Ama onlara bizim gönül borcumuz var. Bizim borcumuz var onlara. Bu ülkede bizler eğer hala yaşıyorsak kanlarını Çanakkale'de, Congpayrı'nda, Sakarya'da veren insanlar yüzünden, şehitlerimiz yüzünden aslında biz yaşıyoruz. O nedenle konuşmayı bu çerçevede oluşturdum. Oysa hazırlanan metin çok daha farklıydı. Belki sorular gelirse metne döner, metin içinden sizlere bilgi sunarım. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum.